Merhaba gençler, Cesareti hoş geldiniz. Ben Ümit Hoca. Bugün Metropol Geometri Soru Bankası üçgende alan tespirden devam edeceğiz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Yani çok ayrıntılı konu anlatımı yapmıyorum biliyorsunuz burada. Yalnızca özelliği verip geçiyorum. Fakat daha ayrıntılı konu anlatımı için Cesareti üçgende alan yazarsanız bununla ilgili birçok videoyla karşılaşmış olursunuz. Ben muhtemelen yine şu yukarıda bir yerde birazdan kart çıkar. Yani buralara bir kart atarım. Daha ayrıntılı sınava hazırlanmak ve çözemediğiniz soruları çözdürmek içinse yan tarafta bulunan katıl tuşuna basıp orada YÖSART dershanesine kaydolursanız sizi özel Telegram grubumuza alıp orada çözemediğiniz soruları çözüyoruz ve matematik, geometri ve IQ'dan başka hiçbir yerde olmayan konu anlatımlarını yapıyoruz. Hocam niye başka hiçbir yerde olmayan? Yalnızca doğru da açıyla ilgili bakın 5-6 tane video çektik. Mesela geometri olduğu için. Yine sayılarla ilgili bir şey yaptık. Üçgende açı, üstü ifadelerle ilgili 5 tane video attık. İkisi konu anlatımlı. Kolay, orta ve zor olacak şekilde videolar çektik. Evet, reklamlar bittiğine göre artık başlayalım. Bu benim reklamlarım. Bir de tabii YouTube'un reklamları var. O ayrı. Peki, şimdi üçgende alan ne demektir? Üçgende alan taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki ne demek istiyoruz? Şimdi böyle bir üçgenimiz var. Bu yüksekliğimiz olsun. Yani H diye tabir edelim. Burası X olsun. Bakın bu üçgenin alanı H çarpı X bölü 2. Fakat aynı üçgenin alanını şöyle de bulabilirsiniz. İşte atıyorum bir yükseklik de burada vardır. Ve burası Y olsun. Bakın. Şuna da H1 diyelim. Bakın bu üçgen alanı H1 çarpı Y bölü 2. H1 çarpı Y bölü 2. Ve yani iki farklı şekilde de üçgen alanını bulabiliyorsunuz bu şekilde. Ya da şunu da çekersiniz. Yükseklik çarpı taban bölü 2 de bulunabilir. Peki. Dediğim gibi sorulardan önce özelliği verip soruyu çözüyorum. Peki BD'ye bakın. BD'ye kaçmış? 8. AC'ye kaçmış? 10. Bakın şu anda 8 çarpı 10 bölü 2 diyerek bu üçgenin alanını bulabiliriz. Ama bizden istediği şey AB. Yani benden şunu istiyor. Bakın oraya ait yüksekliğim kaç? 9. O da nedir? 9 çarpı x bölü 2. Evet. 80 bölü 9. Aradığım cevap. Devam. Şimdi BHK dersem HC 2K'ymış. Burası 2K'ymış. Bakın BHK dedim. Burası 2K. 3K'nın ne olduğunu biliyorum. 12. K'nın ne olduğunu biliyorum. 4. Bakın K'ya 4 verirsem burası ne yapar? 8. Yüksekliğim kaç? 3. Şurada basından kaynaklı siyah gözükmüyor. 3 çarpı 8 bölü 2'den cevap kaç yapıyor? 12. Devam. BD şurası kaçmış? 6. DC 2. Alan ABC de 24'müş. Peki alan ABC'yi nasıl bulurum? AH çarpı 8 bölü 2 bana neyi verecek? 24. Gördüğünüz gibi buradan kaç geliyor? 6 geliyor. Devam ediyor. Şu an yalnızca taban çarpı yükseklik bölü 2'yi biliyoruz. AH 6, BD 4, ED 2, AB'yi sormuş. Şurayı sormuş. Ne alaka diyebilirsiniz. Şurayı bulmak için kendinizi çırpınmayın. Burayı bulamazsınız şu anda. Gerek de yok. Ama burada yine taban çarpı yükseklik bölü 2 ama bir şey açıklamam gerekiyor. Bu bir önceki videodan kaldı. Tabi bu diye açıklama gereği duydum bilmiyorum. Peki şöyle. Bakın eğer bu dar açılı bir üçgense yani hepsi 90'dan küçükse yüksekliği şöyle indirebilirsin. Bakın yüksekliği şöyle indirebilirsin. Yüksekliği şöyle indirebilirsin ki hepsi bir noktada kesişir. Ama geniş açılı bir üçgende ne demek istiyorum geniş açılı? Bir üçgende bir tek açı geniş açı olabilir. Atıyorum 91 bile olsa bakın siz şuradan yükseklik indiremezsiniz. Niye? Niyesi mi var? Üçgenin iç açıları toplamı kaç? 180. Bakın şu ikisini topluyorum. Ne oluyor? 181. Bunu daha küçültebilir miyim? Hadi 90,01 olsun. Bakın yine toplarsan 180,01. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O yüzden bakın şu yükseklik üçgenin içerisine değil, bakın şuraya ait yükseklik, burayı can kulağıyla dinleyin. Bakın şuraya ait yükseklik üçgenin dışındadır. Bakın üçgenin dışındadır. Yani
Burnunun uzantısındadır bakın yükseklik. Ha, o zaman ben buraya 6 desem, buraya da 4 desem şu uzunluğa bakın. Şurayı bilmeme gerek yok. Benim burayla bir işim yok ki. Tarlalı alan nasıl bulunur? Yükseklik çarpı taban bölü 2. İşte burayı anladıysanız artık sizin için bir adım daha ilerlesiniz demektir. Peki. Şimdi ben bu üçgenin alanını bulabilirim. Nasıl bulurum? Yüksekliği biliyorum. O alana ait tabanı da biliyorum. Yani 6 çarpı 4 bölü 2. Peki aynı üçgenin alanını yükseklik çarpı taban bölü 2 ile bulabilirim gençler. Bakın yükseklik çarpı taban bölü 2. Umarım ne anlatmaya çalıştığım anlaşılmıştır. Çünkü çok önemliydi. Peki AE 4'müş. 4 değilmiş daha. 4'ün katıymış. 4H. Bakın BD 3H olacak. Yani ben bunu H'la genişletiyorum. 3H. Bakın ben buraya S çarpı 3H bölü 2 ile neyi bulurum alanı? Bakın 3H çarpı AC bölü 2 bu üçgenin alanıdır. Peki 4H çarpı BC bölü 2, 4H çarpı BC bölü 2 de bu üçgenin alanıdır. Ve üçgenin alanı birbirine eşit. Bakın sağdeleştirdim. 3 tane AC, 4 tane BC'ye eşit. AC bölü BC'yi istemiş. BC'yi karşıya bölen olarak attım. 3'ü karşıya bölen olarak attım. Bakın AC bölü BC kaç çıktı? 4 bölü 3. Umarım anlaşılmıştır. AB 8'miş. AC de 8'miş. Peki gördüğünüz gibi ya ben bu üçgenin alanını nasıl bulacağım? Burası çarpı bura bölü 2, burası çarpı bura bölü 2 demeye gerek var mı? Yok. Niye? Çünkü biz ikizkenar üçgende ne gibi bir özellik görmüştük hatırlarsanız? İkizkenar üçgende ne gibi bir özellik yapmıştık? Tabandan kenarlara indirilen yüksekliklerin toplamı bize neyi verecekti? Bakın taban, bu bir ikizkenar üçgense, bakın şimdi çok dikkat edin buraya. Buradan çekeceğim yükseklikle buradan çekeceğim yüksekliğin toplamı bana neyi verecekti? Evet, bunun cevabını bilmiyorsanız lütfen geriye dönün. Videoları bir izleyin. Çünkü bu çok önemli. Geçmişe ait bu konuları hatırlamazsanız olmaz. Yani ikizkenar üçgende ne demiştik? Tabandan kenarlara indirilen yüksekliklerin toplamı şurayı verir. Bu dar açıysa, geniş açıysa dışarıda da gelebilir. Ya ne demek istiyoruz? Bakın bununla bunun toplamını vermiş ya. Aslında bize neyi söylüyor? Şu yüksekliği vermiş gençler bakın. Yüksekliğim 6, tabanım 8, yarısı kaç yapar? 24 yapar. Evet, umarım anlaşılmıştır. Tabii ki bu geometri ya da matematik bilimi bir önceki konularla alakalıdır. O yüzden dikkat edin gençler. BC 8. DF 3. Ha, burası küçücük yere 3 vermiş. Demiş ki BE ile EC eşittir. BE ile EC eşit. Bakın şu parça birbirine eşitmiş. Peki bu zaten 90-45-45 üçgeni değil mi? Bakın yine geldi karşımıza. Yani yine daha önce kullandığımız bir özellik. Neydi 40-90-45-45 üçgenin özelliği? X kök 2. Bunun neden böyle olduğunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Demek ki bakın 90'ın karşısını biliyorsan 45'in karşısını bulmak için neye bölmem lazımmış? Kök 2'ye. 8'i kök 2'ye bölersem bakın neydi? 4 kök 2. Bakın burası neymiş? 4 kök 2. Şurası da 4 kök 2. Peki alan ABF'yi bulmak için neye ihtiyacım var? Bakın şu açıyı gördünüz değil mi? Bakın şu 45'i gördünüz. Şu rengi değiştireyim. Bakın şurada bir 45 var. Burası da 45. O zaman burası 3 ise burası 3. Hatta 3'ü de şöyle başka bir renkle yazayım. Bakın 3. Eğer diyorum şurayı bulabilirsem ki bulabilirim. Çünkü niye? Dikkat edin. Buranın tamamı 8'di. Şuraya kaç kaldı? 5. 90, 45. Burada da bir 45 var. Çünkü burada da bir üçgen. Bakın şuranın tamamı kaç çıktı? Rengi yine değiştireyim. Bakın şuranın tamamı kaç çıktı? 5 çıktı. Peki yüksekliğim 5, tabanım 3. 5 çarpı 3 bölü 2'den alanı bulduk. Evet biraz sıkıntılı soruymuş. Dikkat edin. Evet bu az önceki çözdüğümüzden çok farklı bir şey değil. Yani AC'yi istemiş. Şunu istiyor bakın. Az önce ne demiştik hatırlarsanız?
Bu geniş açılı bir üçgen olduğu için 8'e ait yükseklik dışarıda. Yani sen şimdiki taradığın üçgenin alanını nasıl bulabilirsin? 8 çarpı 8 bölü 2. Yüksekliğim 4. Tabanım x bölü 2 ile de aynı üçgenin alanını bulabilirim. 4x eşittir 64. X eşittir 16 olacakmış gençler. Onu az önce uzun uzun anlattık. BC olmuş. Peki ne görüyorsunuz? Soru zor. Ama 6, 8, 10'un olabilmesi için bakın başka hiçbir üçgende olmaz böyle bir şey. Olması için tek bir şart var. Burası 90 olmalı. Gördünüz mü? Dik üçgen, hatta Öklit. Ama Öklit'in ilk kurallarından hatırlarsanız bunu o zaman açıklamıştık. Neydi? Bir dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. Az önceden beri ne anlatıyoruz? Yüksekliğimiz x, tabanımız 10 bölü 2. Gördüğünüz gibi 48'i 10'a bölersem ne olur? 4,8 olmalıymış. 9. sorunun cevabı. Bakın 3, 6, 3 kök 5. Demek ki artık benim neyi bilmem lazım? Acaba bu açı 90 derece mi? Bunu görmemiz lazım. Peki 3'ün karesi artı 6'nın karesi neyi verir? 9. 36 daha kaç yaptı? 45. Peki kök 45 ne demektir? 3 kök 5. Demek ki burası neymiş? 90. Artık soru bitti. Yüksekliği biliyorum. Tabanı biliyorum. Yarısını alacağım. O da ne yapıyor? 24. Bakın bir önceki videolarda en çok neyi tekrar etmiştik? Özel açıların karşısına dik çekiniz. Bakın ne kadar önemliymiş, gördünüz mü? 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3 kök 3. Peki belli ki bu geniş açılı bir üçgen. Nereden anlıyorum? Bakın çünkü şu ikisinin toplamı bize neyi verecekmiş? Şuradaki açıyı verecekmiş. Bu açı dar açıysa, çünkü nereden biliyorum? Tekrar ediyorum. Bir üçgende bir açı 90 olabilir. Bu 90 olduğu anda bunlar dar açı olmak zorunda. Bununla bu. Anlaştık mı? Peki bu dar açıysa bu geniş açı. Demek ki yükseklik bu. Tabanım da bu. Bakın bu ayrıma lütfen bir an önce anlamaya çalışın. O da ne yapıyor? 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 yapacakmış. Geçtim. Bakın yine bir özel üçgen. Niye özel bir açı? Biz ne demiştik hatırlarsanız? Ben bu şekli hatırlayacaksınız. Bakın 45 mi gördün? 60 mı gördün? 30 mu gördün? Karşısına ne yapacağız? Hep dik çekecektik. 45 mi var? Karşısına dik çek. Peki 90, 45, 45 üçgenin özelliğini az önce söylemiştim. Bakın burası 6 kök 2 ise burası 6, burası da 6'dır. Buraya bir ihtiyacımız yok. Çünkü artık taralı bölgenin yüksekliğini biliyorum, tabanını biliyorum. Umarım anlamışsınızdır gençler. Peki bir test daha çözelim mi? Konumuzu burada, yani bugünkü videoyu burada bitirelim. Peki. Az önce çözdüğümüz, yani ilk çözdüğümüz sorunun aynısı. Bakın BC 10. BC'ye ait yüksekliği biliyor muyum? Evet, bakın 6. Takip edin. EC 8. Nereyi soracak? Bakın aferin. Yani AB'yi soracak. Bakın 8 çarpı x bölü 2 bu üçgenin alanıdır. 6 çarpı 10 bölü 2 de bu üçgenin alanıdır. Gördüğünüz gibi 8x eşittir 60. X eşittir 60 bölü 8. O da 4'e böldüm 15. 4'e böldüm 2 olmalıymış. Peki yine aslında bir özel üçgen var gençler. Niye? 4, 4 kök 3. O zaman şurayı bir tekrar edelim mi? Bakın. Yani 30, 60, 90 üçgenini bakın açıları vermiyor. Farkında mısınız? İkidir. Şunu da ve söyleyelim hatta. Bir dik üçgen daha. Bir dik üçgen daha. Allah inandırsın bir dik üçgen daha. Şimdi 6, 8, 10 dedik. Bakın şu, buna geçmeden 6, 8, 10 dedik. Biz buranın 90 olduğunu bakın söylemiyor. Bakın dik üçgen var. X'e 2x. Dik üçgen var. X'e x kök 3. Dik üçgen var. X kök 3'e 2x. Bakın burada özel üçgenler var gençler. Pisagor yaptın x kök 3. Bu nerede olacaktı? 90'ın karşısı. 30'un karşısı. 60'ın karşısı. Pisagor yaptın 2x. 90'ın karşısı. 30'un karşısı. 60'ın karşısı. Pisagor yaptın x. 90'ın karşısı. 30'un karşısı. 60'ın karşısı. Bakın 4, 4 kök 3. Pisagor yapmaya gerek yok. Çünkü bir kenar diğerinin kök 3 katlıysa bakın ya da hipotenüsün yarısı varsa
Ya da hipotenüsün yarısının kök 3 katı varsa bu kesinlikle 30-60-90 üçgenidir. Peki yine de ben Pisagor yapalım hadi. Hani anlamayanlar olacaktır illaki. 16. 16 çarpı 3'ten 48. Bakın kaç çıktı? 64. 64'ün karekökü kaç? 8. Gördünüz mü? 90'ın karşısı 8. 30, 60. Eğer o açı 60'sa zaten onu bilmezsek soruyu çözemiyoruz bakın. Yok gerek yokmuş pardon. Şu 8'i bulduktan sonra. Ha, ben daha güzel bir soru beklerdim açıkçası. Yani şurası 60. 60'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı şu uzunlukları da bulabiliyorum ama gerek yokmuş. Yüksekliğim 2. Tabanım 8 bölü 2. Yani cevap ne oluyor? 8. Ben daha şey yaratıcı bir soru bekliyordum. Tam soruyu çözerken sonra gerek yokmuş. Yani Pisagor'u 8'i bulduk ama şu 30-60-90 üçgenleri çok önemli. Devam ediyorum. Evet, artık bunu çözmüşsünüzdür. Zar. İkizkenar üçgen görüp de dikindirmeyen bizden değildir demiştik hatırlarsanız. Çünkü niye? İkizkenar üçgeni de dikindirdiğim zaman 4 4'lüye parçalar. Bakın ben bunu haş dediğim zaman haşın karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi yani 3 4 5 üçgeni. Yüksekliğim 3, tabanım 8, yarısını aldım. 12 olmalıymış. Gördüğünüz gibi geçtim. Özel bir üçgen var. Bakın 5'in karesi, x artı 4'ün karesi, 13'ün karesi. Zaten 13 görünce 5, 12, 13'ten başka bildiğimiz bir üçgen yok. Bakın 5, 12, 13 üçgeni dileyen buradan x'in 8 olduğunu bulabilir. Yüksekliği biliyorum, tabanı biliyorum. Yarısını alıyorum gençler. Bakın Öklit formülleri var. Pisagor yapıp BH'ı bulacağım. Öklit yapıp HC'yi bulacağım. Önce Pisagor yapalım. Çünkü burada özel bir üçgen yok. Bakın BH'ın karesi artı bunun karesi 9 çarpı 7'den 63. 12'nin karesi 144. BH'ın karesi eşittir 1,81. Burası kaçmış? 9. Bakın bunun kare artık Öklit formülüne geçebiliriz. Bunun karesi bununla bunun çarpımına eşit. Bakın 3 kök 7'nin karesi 9 çarpı HC. Evet HC buradan kaç geliyor? 7 geliyor. Yani bu işlemi yapınca 9 çarpı 7, 9'lar sadeleşti. HC kaçmış? 7. Yüksekliğim 3 kök 7. Tabanım 16. Yarısını aldım. 24 kök 7 olmalıymış gençler. Devam. AD 10. DC 12. AB 20. Alan ABC nedir? Peki ne demiştik? İkizkenar üçgen görüp de dikindirmeyen göğüs HRT'li değildir. Peki indirdik dikiyi. Bu 12'yi sildim. 6 6 diye paylaştım. Şu yüksekliği bulursam h çarpı değil mi? 22 bölü 2'den alanı bulabilirim. Yüksekliği nasıl bulacağım? Bakalım özel bir üçgen geldi mi? Şuraya bir bakalım. Bakın h var. 16 var, 20 var. Hemen 3, 4, 5 üçgeni. 5 katını alıyorum, 5 katını alıyorum, 5 katını alıyorum. Olmadı. O zaman 4 katını alayım. 4 katı, 4 katı. Bakın 4 katı 20. 16 var, 20 var. H dediğim şey kaçmış? 12. Yüksekliğim 12. Tabanım 22. Yarısını alacağım. 132 olacakmış. Peki. BD'ye K diyelim. AB tamamı 3K'ymış. Buraya 2K kaldı. EF'ye P diyelim. AC 3, 2P'ymiş. Ha, AB'yi vermiş zaten ya. Pardon ben onu şimdi gördüm. Neyse düzenleyeyim. AB 9'muş. Yani burası 3, burası 6'ymış. AC 12'ymiş. Yani AC 12 ise burası ne olur? 6 olur. Peki alanı nasıl bulacağız? Bir soru bitti ki. Umarım siz de sorunun bittiğini anlamışsınızdır. 6 çarpı 6 bölü 2. Yani 18. Niye? Bakın sabahtan beri şu üçgeni konuşuyoruz. Bakın geniş açı olduğu için yüksekliği dışarıda. Burası da 6. Şu üçgen alanını istiyormuş. Devam. Evet artık bu soru bizim için çok kolay olsa gerek. İkizkenar üçgen dikildirdim. 5, 5 diye böldü. 5, 12, 13 üçgeni ama ben yine de 5'in yazamıyorum. 5'in karesi artı 10, h'ın karesi eşittir 13'ün karesinden. Burayı kaç bulduk? 12. Yüksekliğim 12, tabanım 10, yarısını alacağım. Ne yapacak? 60. Devam. Bakın özel açı var.
Özel açının karşısında ne yapmayı öğrettim ben size? Dik çekmeyi öğrettim. X kök 2 idi. Hipotenüsü kök 2'ye böldüm bakın. 5 kök 2'yi kök 2'ye bölerek burayı 5 elde ettim. 5, 12, 13 üçgeni ben yine de yazacağım. 5'in karesi, y'nin karesi, 13'ün karesi. Bakın burası da kaç geldi? 12. Yüksekliğim 5. Tabanım 17 bölü 2'den 85 bölü 2 olacakmış. Gördüğünüz gibi yani geçmişteki konularla çok alakalı. Lütfen oraları halletmeden buralarda gezinmeyin, zaman kaybetmeyin. Şurayı ben bir dikkat çeksin diye 90 yapayım tekrardan. İkizkenar üçgen var. İkizkenar üçgen gördük, dik indirdik. YÖS, ART'li olduk böylelikle. Bakın dikten dik indiği zaman hangi kuralım vardı? Evet, aferin. Evet. Aferimi kuru kuruya alanlar lütfen gitsin dik üçgeni tekrar izlesin. H kare eşittir P çarpı Q. K. Ya P çarpı Q. Peki ben bu yüksekliği bulabilirim. Ha bu arada ikizkenar üçgeni indirdik. Ben şu 6 ya. Ben neye ait buraya ait yüksekliği bulmam gerekiyor. O da nasılmış? P kareye eşittir 2 çarpı 8'den. Bakın burası 8. P kaç çıkıyor? 4. Yüksekliğim 4. Tabanım 6. Yarısını alacağım. 12. Peki soruda böyle iç içe geçmiş şeyler var. Onları bir okuyalım. BA AD'ye dik. Bak 90 tamamı değil. Dikkat et 90 şuraya ait. NAC eşit. Yani şu açıortaymış bakın. Şuraya dikkat edin. Şununla şurası açıortay. Peki hem açıortay hem dik. Geldik gene ikizkenar üçgene. Tabii ben artık hepsini çizmeyeceğim. Bir doğru parçası, değil mi? Bir üçgende. Hem açıortay hem dikse biz ne demiştik? Bu ikizkenar üçgendir. Ne demek istiyoruz yani? Bununla bu birbirine eşit ve hatta bu parçayla bu parça da eşit. Yani burası da 8. İyi de hocam hiçbir işime yaramadı. Hayır, yanlış düşünüyorsun. Bak şimdi şu maviyle çizdiğim şekle bir bak. Ne var? Yine Öklit var. Öklit'te şurası x'in karesi neye eşitti? P çarpı P artı Q. Ya da ben buraya y dersem y'nin karesi neydi? Q çarpı Q artı P. Bakın gördünüz mü? O yüzden ben şu dikliği bakın nerede olduğuna dikkat edin. Burada. Gördünüz mü diklik? O zaman ne diyebilirim? 2 kök 5'in karesi nd çarpı tamamı bd. Hatta nd artı 8 diyelim. Yani nd de demeyelim oraya ya. Oraya da x diyelim bari. 2 kök 5'in karesi eşittir x çarpı x artı 8. Peki buradan ne olacak? Gördüğünüz gibi 4, 20, 20'ye eşit. X'e 2 verirsem sağlıyor. Çarpanlar ayırma yapmayacağım ama x'in 2 olduğunu nasıl bulduğumu düşünecek olanlar varsa bakın şu şekilde buldum. 20'yi karşıya attım. Çarpımları eksi, ya biraz çalışmış olanlar anlamıştır da ben yine de çarpanlar ayırma öğrenenler için söyleyeyim. Çarpımları burayı, toplamları buraya veren sayılar seçiyorum. O da artı 10 ile eksi 2. Bakın bu ifade x artı 10 ile x eksi 2'nin çarpanıymış. Bu çarpımın sonucu sıfırsa x eksi 10 olamaz. Çünkü uzunluk negatif olamaz. O zaman x'in 2 olmaktan başka çaresi yok. Peki burası 2 ise buraya kaç kaldı? 6. Bir de ne lazım? Yüksekliği bulmak lazım. Ulan soru zormuş bu arada. Ulan derken yani yanlış anlaşılmasın. Yani soru zormuş anlamında söylüyorum. Burası 2. Bakın yine Öklit var. AN'nin karesi. 8 çarpı 2'den. AN'ye kaç çıkacak? 4. Yüksekliğim 4. Tabanım 6. Ve sonunda bulduk 24'ten 12. Evet. Bence soru zordu deyip devam ediyorum ben. Peki. AN ile BD eşit. AB ile BD eşit. Bu soruyu çözmek için bundan önceki video konumuz olan özel üçgenleri iyi anlamanız lazım. Bakın, şu kenarla şu kenar birbirine eşitse, bakın buraya ait yükseklikle buraya ait yükseklik de eşittir. Ne demiştik? Eşit kenarlara ait yükseklikler, açıortaylar, kenarortaylar birbirlerine eşittir. O yüzden eşkenar üçgenin mesela tüm yükseklikleri birbirine eşit. Neyse uzatmayayım. Bu 10 ise gençler bakın eşit olan diğer kenara ait yükseklik de
Ne olacakmış? 10 olacakmış. Yüksekliğim 10, tabanım 8, yarısı kaç yapar? 40 yapar. 40 yapar. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. 2 diyor. Şey, 2 test. En kısa sürede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Her gün bir video yapmaya çalışıyorum ama bazen olmayabiliyor. Kendinize iyi bakın.